Şimdi efendim hızlıca gelişmeyi aktaralım izleyicilerimize bugün bolca aslında yer verildi haberlerde ve yorumlandı da Merkez Bankası Başkanı olarak bir süredir konuşuluyordu malumunuz Hafize Gaye Erkan atandı efendim birlikte çalışan eskiden yöneticisi olan isim konuştu Sayın Erkan'la ilgili sert akıllı ve etkili biri olarak tanımlıyor. Hafize Gaye Erkan'ı e, ve atama kararı da dünya basınında gündem oldu. 82 doğumlu Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmasının ardından eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürdü. Princeton Üniversitesi'nin e, tarihinde doktorayı bir yılda tamamlayan ilk öğrencisi oldu e, Sayın Erkan. 2016 yılında... E, Chark of America dergisinin özel sayısında San Francisco Silikon Vadisi'nden New York finans dünyasına, spordan sanata, film endüstrisinden mühendisliğe kadar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en etkin 40 Türk genci sıralandı ve listenin ilk sırasında aktif büyüklüğü 60 milyar dolara olan First Republic Bank'in kıdemli üst düzey yöneticisi Hafize Gaye Erkan'a e, veril, yer verildi İlk sırada listede dediğimiz gibi dolayısıyla kariyeri e, başarılarla dolu bir isim zaten ekranda da takip edebileceksiniz kendisiyle ilgili bilgileri e, Sayın Erkan First Republic Bank'te 8 yıl boyunca icra kurulu eş başkanı başkan yönetim kurulu üyesi baş yatırım sorumlusu baş mevduat sorumlusu ve eş risk sorumlusu gibi görevlerde bulundu. Bizim bulutuyor. takip etmemiz Buyurun. mümkün değil çünkü karşıdaki çok, çok uzakta. Uzakta kalıyor. Biraz, Biraz şuraya alabiliriz. Arkadaşlarımdan rica edeyim. Ee, şu görüntü duvarımızda daha büyük görme Harika. imkanımız olacak. Ama okuyacağımız puntolarla. Evet, buyurunuz. Ee, şimdi dünya basını ne dedi? Peki hemen onu da aktaralım. Geleneksel politikalara dönüşün sinyali olarak yorumladı. Reuters. Zaten Mehmet Şimşek'le ilgili malumunuz göreve geldikten sonra hemen hemen benzeri değerlendirmeleri görüyoruz. Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde finans yöneticisi olan Hafize Gaye Erkan'ı yıllarca süren faiz indirimleri ve artan hayat pahalılığının ardından gidişatı tersine çevirmeye ve politikayı sıkılaştırmaya hazırlanan Merkez Bankası'nın başına atadı. Reuters'ın tam yorumu böyle efendim. Bir de e, Sayın Erkan'ın bir zamanlar yönetici olarak görev yaptığı Partnership for New York City e, Kuruluşunun CEO'su Catherine Wild, Reuters'a bir demeç veriyor ve Sayın Erkan için kariyeri boyunca sert, akıllı ve etkili olduğunu ifade ediyor. Böyle ün kazandığını ifade ediyor. Kesinlikle itilip kakılacak biri değil diye de eklemiş. Efendim ne diyorsunuz bu atama için Sayın Türker? Konuşuyoruz aslında Sayın Şimşek göreve geldiğinden beri kendisinin ismini de konuşuyoruz ama artık bu atama gerçekleşti. Ne göreceğiz? Beklenti ne? Şimdi her şeyden evvel kendisine başarılar dilerim ben. Elbette. Ee, bugüne kadar Merkez Bankası başkanlığına atanmışlar içinde. Türkiye'de ilk defa aslında başka bir ilk yaşanıyor. Nasıl bir ilk? O da bu ilk şu. Ee, bankacılık sektöründe yetişerek yalnız bankacılıkta Merkez Bankası'nın kararlarına göre iş yapmış olan bir statüden Merkez Bankası Başkanı olarak bankalarını uygulayacakları kuralları kararlaştıran bir statüye geçiyor. Hmm. Bu konuda gerçi Türkiye'de bir deneyim vardı ama bankacılıktan çok o zaman yönetim kurulu başkanlığı yapmıştı. Rahmetli Gazi Erçel eski bankaya milli murakıbıdır. IMF'de çalışmıştı. Ee, ve e, özel hayata Yaşar Bank'ta başlamış fakat Yaşar Bank'tan sonra tekrar e, devlete geçmiş ve Merkez Bankası başkanı olmuştu. Ama fiilen bankacılık olarak alınan kararların etkisinde bu kadar yaygın çalışmış bir kişi ilk defa oluyor. Bu hem Gaye Hanım için yeni bir konu hem Türk bankacılık sistemi içinde bir yerde bir avantaj. Aslında bu yapı Türkiye'de ilk merkez bankasının kuruluş ruhuna da uygun bir görevlendirme. İlk merkez bankası Türkiye'de kurulurken böyle tamamı e, devlete ait bir kuruluş olarak kurulmadı. Özel sektöre açık ve bütün Türkiye'deki bankaların belli bir statüde belli yani bir Hisse grubu açısından statüde ve e, ortak olduğu bir yapıydı. Daha sonra Merkez Bankası sermaye artırımları sürecinde tamamen artık hani devletin yönettiği bir e, devletin mülkiyetinde olan bir banka haline geldi. E, bu e, bir nevi yani o da belki kimse farkında değil hatırlamıyor. Bunu karıştırırlarsa Merkez Bankası tarihçileri de görecekler. Ona uygun bir yapı. Şimdi e, Gaye Erkan için artık Hafizeyi söylemeyelim. Herkes onun şu Gaye Erkan diye konuşmaya başladı. Peki. Hatta bu Hafize isminin de başka bir ilişki kuranlar da var. E, galiba e, Gaye Erkan'la eskiden anapın kurucusu ve e, Turgut Özal'ın e, yeğeni olan. Hüsnü Doğan'la amca çocuğuymuş. Amcazade ya da amca çocuğu. Bu ve acaba Hafize ismini de şeyin eşinden mi aldı diye annesinden mi aldı? Turgut Özal'ın bile söyleyenler varmış şey olarak. Bu bir e, tweet'te gördüm. Ahmet Özal da bana göndermişti. E, Gaye Erkan şimdi bu yönüyle baktığımız zaman Türk bankacılık sistemini ilk önce çok iyi bilmesi gerekir. Ama bilmesi için uzun bir zamana ihtiyacı yok. Deneyimi itibariyle ve bankacılık sistemiyle ilgili olarak şu anda Merkez Bankası'nın başına geçmeden evvel bile eğer gerekli dökümanlar ona gönderilmişse Türkiye'de bankaların yapısı, bankaların hisse yapısına varana, sahiplik yapısına varana kadar gönderilmiştir. Ve biraz evvel sizin yaptığınız yorumda şöyle bir yorum vardı. Okuduğunuz yorumların birisinde. Hangisi? İşte faiz indirimi yapıldı ve <laughs> ekonominin Reuters'ın yorumu evet. faiz indirimleri ve artan hayat pahalılığının ardından %16 tersine çevirmeye ve politikayı sıkılaştırma yazılanan Merkez Bankası'nın başına atadı diyor. Tabii şimdi burada Erdoğan'ın aldığı bu kararla tabii ilgili tabii buradaki yorumdan Gaye ilk dışarıdan da algılanan şu. Gaye Erkan'la bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı'nın faiz indirimi olgusunun tersine çevrilmesine müsait bir yapı olduğunu ortaya koyuyor. Yani e, ya da böyle bir beklenti hemen söylüyor ki bu arada e, bu beklenti tartışmalarda konuşmalarda bile söylenecek olan bir şey. Aslında evet, tabii kimse. Bu arada tabii bu, şimdi hem Mehmet Şimşek'in göreve gelmiş olması hem şimdi e, Gaye Erkan'ın atanmış olması. Borsa İstanbul'a baktığınızda da. Tüm zamanların haftalık kapanış rekoru kırıldı deniyor. Şimdi e, aldanmamak lazım. Borsadaki artışların hmm. artık eskisi gibi Türkiye ekonomisini yönlendiren ciddi bir gösterge olarak görmemek gerekir. Çünkü asıl gösterge merkez bankalarının yönetiminde Türk parasının değeridir ve merkez bankasının web sayfasını açtığınız zaman ilk birinci sayfada ...tepede şöyle yazar... Merkez Bankası'nın hedefinin... ...fiyat istikrarını korumak... ...yani dolayısıyla... ...Türk parasının değerini korumak olduğunu söylüyor. Şimdi bu haberleri yapanlar... ...bir başka... E, e, ...yayın organında da... ...şöyle yapmıştı... ...Gaya Erkan'ın gelmesinden önce... ...Mehmet Şimşek'in... ...rasyonel politikalarını söyleyince... E, ...piyasa coştu... ...dolar fırladı... ...borsa fırladı, e, tamam borsanın yükselmesi normal fırlaması da doların fırlaması Türkiye'nin aleyhinde. Hmm. Yani bir örnek yani bu, bu tür şeyler bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Ama e, çok özür dilerim hani ihracatçılar açısından da dolarla ilgili bir denge olmalı bir noktaya gelmeli. İhracatçıların ve lehinde değil. şu ilk bir iki ay lehinde olacak. Ondan sonra aleyhde konuşmaya başlayacaklar. Neden? Neden? İlk bir ay mesela şu anda gerçekleşilen ihracatçılar bir diyelim ki bir örnek vereyim 1 milyon euroluk bir ihracat yapmışlar. Euronun neydi değeri? <laughs> 21 lira. 21 lira 50 kuruş. 22 lira deyin. Şimdi o parayı daha tahsil etmeden 25 liradan tahsil edince Türkiye cinsinden her euro başına 3 lira para kazanmış oluyor. Fakat o euro artışı ile beraber dolar da arttığı için yeni üretime geçerken bu sefer satın aldığı yani girdileri de 3 lira fazla olmuş olacak. Yani bu bu konuda böyle bir ilk günlük kısa vadeli yorumla yaparsanız e, bir algı yaratmak açısından faydası var. Ama ondan sonra dönüp bunun tersi olarak konuşulmaya başlanır. Bunları da göreceksiniz bir iki ay sonra söylenecek. Şimdi burada asıl sorun faizden çok ikinci e, okuduğunuz yorumdur. Fiyat artışlarının ee, enflasyon yani enflasyonu eflasyon, yani kastediyor. Orada enflasyon demiyor tabi Türkiye'de şu anda en önemli etki artan hayat pahalılığı. Hayat, hayat pahalılığı olarak Anladın. yani yaşam pahalılığı. Hatırlarsanız geçtiğimiz e, programların birisinde sizin programda enflasyonu artık farklı değerlendirmek lazım demiştim. üçe ayırmıştım ve bir tanesi sırf hayat yaşamla ilgili enflasyon olması gerekir. Yani gıda meyve temel sebze. ihtiyaçlardan tabi temel ihtiyaçlara yönelik olması gerektiğini söylemiştim. Bunda o kavramla ortaya yola çıkıyor ve diyor ki bu yapacağı şeyin Gaya Erkan'ın başarısı. ...bu fiyat artışlarını artan hayat pahalılığını... ...durdurabilmesi. Artan Şimdi merkez hayat pahalılığı. Buradaki yorumda Merkez Bankası'nın... ...politikayı sıkılaştırmaya hazırlandığı söyleniyor. İşte söylüyor. oraya getiriyorum. Şimdi sıkılıştırdığı zaman ne olur? Şu anda aslında... ...herkes böyle kızıyor faiz indirildi diye... ...Cumhurbaşkanı'na ama... ...Cumhurbaşkanı'nın bu talebi doğrultusunda... ...özellikle seçime girildiği bir tarihte... ...çok başarılı bir sonuç elde edildi. Yani Karcaoğlu'nun... ...bu konuda da... E, ...görülmeyen, konuşulmayan... ...bir başarısı oldu. Nedir o başarı? Faiz düşürüldüğü zaman... ...bu politika faizi kimi finanse ediyor? Bankaları finanse ediyor. Halkı finanse etmiyor. Bankaların da... ...kısa vadeli ihtiyaç anında... ...ucuz faizle Merkez Bankası'ndan... ...para bulması... ...Türkiye'de seçime doğru giderken... ...dış güçlerin de... ...oynayarak... Türkiye'de bir finansal kriz yaratmaların önü kesilmiştir.